Xorazm viloyati Urganch tumani G'oybu qishlog'ida yashovchi Berdiboy Yangiboyev ozodlik bilan suhbatda qotillikda ayblanib qamoqqa olingan rafiqasiga nisbatan eng og'ir jazo berilishini istayotganini aytadi. Shafqatni qizimni o'ldirdi. Men o'sha jazolanishi kerak shu xotinim meni. Shu qizimni o'ldirishdan hukumat javob qilyapti. Qonunga qarab javob beraveradi. Ayolingizdan uchrashdingizmi so'ngi nimada qamoqqa borib? Yo'q, yo'q, uchrashmadim men. Uchrashsam xohlamayman. Yaratdingiz. Gel suatımdan barınmayın. Öğretmenin beraber yok olsun sonunda. İzlet gelmesin kayıt. Guvohlarga ko'ra ayol tergov payti ro'zg'or tebratishga qiynalgani sababli farzandlarini pichoqlaganini aytgan. Lekin Berdiboy Yangiboyev rafiqasining iqtisodiy qiyinchilikdan nolishiga hech qanday asos bo'lmaganini aytadi. İşekimizde de işekimiz kullandım. Aylakını almadan adam. Alamıyorum. Yedinci işe kalırdım. Ayalınız ayırtıp da ben şey yetişme uçulukten kurtuluş için kıldım dedi de. İktisada yetişme uçulukten kurtuluş için bu şu işini kıldım dedi. Yok ha. Yedinci işe kalırdım. Aylakını bizimle bir kullan basak bize. Almadan adam. Yedinci işe kalırdı. Neden ben hesap var yedim? Aylık kaç alaslaydı? Aylık. Aylık 350 bin insan alamış. 270. Ayalınızdan şunca mı? Yok, ayal 250 bin insan alalım dedim. 250 bin insan alalım mıydı? Tamam. Bakın, aylarını yurtuş için fakat bana şu 500 bin etrafı da pul bularken ha, sizde aylada. Tamam. Yeter miydi şu? 500 bin ben? He. 500 bin yetmiyor. Yetmiyor da? Yetmiyor da, mellek yeri var, bir kan telefonumuz var, özellikle satarız, bazarda tutarız, veririm. Tepkisi var, işte. Sizlarning tiplitsalaringiz bor. Nimaga bo'ldi deb o'ylaysiz? Bunaqa bo'ldi deb o'ylaysiz? Nimaga shunaqa bo'ldi birdaniga? Bilmayman, shuni hamma hayron qoldi tushunga. Dilnoza Xudoyberganova G'oybo qishlog'idagi 15-chi sonli maktabda farrosh bo'lib ishlar edi. Eri Berdiboy Yangiboyev esa shu maktabda qorovul. Berdiboy o'g'li Bozorboyning tirik qolganiga shukr qiladi. Xorazmning ma'muriy markazi Urganchdan 10 kilometr naridagi G'oybo qishlog'i viloyatdagi eng qashshoq aholi punktlaridandir. Mazkur qishloqda oilasida kimdir chetga mardikorlikka ketmagan xonadonni kam uchratasiz. O'zbekistonda maishiy muammolar negizida bunday qotilliklar tez-tez ro'y berib turadi. Shu yilni fevral oyida Navoiy viloyati Karmana tumanida yashovchi 28 yoshli ayol o'z otasini bolta bilan chopib o'ldirganlikda gumonlanib hibsga olingandi. Tergov davomida ayol oilaviy kelishmovchilik bois kelib chiqqan janjal natijasida ushbu qotillikka qo'l urganini aytgan. Joriy yilni iyul oyida esa Samarqandning Bulung'ur tumanidagi pastki Qo'shtamg'ali qishlog'ida ayol piyanista erini pichoqlab o'ldirgani haqida ozodlik xabar bergan edi.